Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Vlandiyalı Eren Bey serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde artık bağlılığımızı Vlandiya'ya kralımız Derter'de sunmuş ve bir Vlandiya beyi olarak gerçekten hizmet etmeye başlamıştık. Kurduğumuz güçlü, nişanlı ordumuz ile Surgiyalıları tir tir titretiyor ve düşmanlarımızın bizim yakınlarımıza gelmelerini onlarla savaşmak için bekliyorduk. Bakalım neler olacak bu bölümde göreceğiz. Artık bir şehir almak istiyorum. Vergi geliri nedir ya? Gel bakayım, gel. Gel. Bir şehir almak istiyorum. Niyetim var. Ama bizimkilerin ordularıyla bir şehri kuşatmaları lazım. Ben tek başıma şu anda 3 seviye olsam belki hadi bir 3. birlik daha oluşturup bir şeyler olurdu ama şu anki mevcut vaziyette benim saldırabilmem mümkün gözükmüyor. Hadi bir çapulcu da alalım ya. Kardeşim, Batanyalı kardeşlerime buradan saygılar. Onlara demedim, ben orada başka bir şeyden bahsediyordum ya. Ben hiç Batanyalılara çapulcu der miyim ya? Öyle şey olabilir mi ya? Ben hiç öyle bir şey demem. Asla, katı surette. Mümkün değil böyle bir şey. Barçek'i çok almak istiyorum. Eskiden yorumlarda Varçek halkı diye bir kardeşimiz vardı. Şu an kendisini göremiyorum. Lan adam her videoya yorum olarak "Beyim açlıktan ölüyoruz, yardım edin" yazıyordu. Böyle bir adamdı, artık kendisini göremiyorum. Ya ne onlar geliyor ne biz, bu ne boktan bir savaş. Gelin lan Simir, gel. Gel bir şey konuşacağız. Gel bak, havadan sudan konuşacağız seninle. Simirciğim. Simirciğim, şehirde korkacaksan niye şey yapıyorsun? Yani yazıklar olsun ya. Gelin bir savaşalım ya. Gelme. Sen gelme. Gelmeyin. Şakaydı. Şaka. Gelin lan. Gel. Ben belamı arıyorum ya. Net bir şekilde belamı arıyorum ya. Bu da beni belamı verecekler bana. Öyle gözüküyor. Çünkü Garındaşımın ordusu iyi değil. Bende bir sıkıntı yok. Ben çözerim bu sorunu da. Garındaşımın ordusu iyi değil. Ama savaşmak da lazım. Ya bir gelin savaşalım ya. Savaşmayacaksak barışalım da Batanyalılara girelim bari. Uzak diye gelmiyoruz buraya. Vallahi onlar da gelmiyor. Ben bir savaş istiyorum ya. Belamı bulacak. Sen bulurum lan. Kendimden kalabalık da olsa birine saldıracağım artık, yeter. Bu orduyu ben sadece şey yapmak, izlemek için kurmadım. Belanı en kolay nasıl bulursun? Bir korgu yağmalayarak mesela. Mesela bunu yaparak bulabilirsin. Bela gelir seni bulur birazdan. Emirlerimi dinle. Birazdan gelip bulacaklar bizi. Dağınık askerler Ya bu ne birlik. boktan bir arazi? Burayı yağmalamayalım ya. Burayı yağmalı, açık da Piyadeler. maçık da bir yer vardır illa ki yani. Bu ne rezil bir İlerle köy ya. piyadeler. İleri. Dağınık attılar. İlerle. Bey oluştu. Çok rezil bir coğrafya. Burgiyalılar da böyle rezil insanlar işte. Burada yaşanır mı abi? Aynı Batanyalılar kadar rezil bunlar da ya. Batanyalılara çok sallıyoruz bugünlerde. Başımıza gelecek var. Hocam. Hiç görmüyorum ya. Lan nerede? Bu bölümden sonra slow motion'u kapatayım bu arada. Kendime bunu hatırlatayım. Nogant düştü lan, o kadar kişi arasından Nogant. Dallama adamsın ya. Gerçekten Nogant, sen de rezil bir herif oldun işte. Bu coğrafyada savaşılmaz bu arada. Teknik olarak benim orduma göre kötü bir yer değil de. Ya burada ağaç yok. Ağacı nerede buldunuz siz ya? Olmayan ağacı nerede buldunuz ya? Yağmalanacak. Skorin. Skorin. Bak, Skorin'de de ağaç çıkarsa vururum hepinizi. Skorin'de ağaç çıkarsa artık harbiden hepinizi vururum. O kadar da olmasın. Bir adamın üstüne bu Komuta kadar bende. gelinmemeli. Burada nerede buldunuz ağacı? As dağı birlikler. Abiciğim, Skorin'de. Skorin'de ağacı bırak. İleri Skorin'de askerler. Kaldı. nefes alan bitki yok abi. Ağacı bırak. Bitki Piyade olmayan bir yürü mekan yani ilerle. bak. Bak İleri böyle bir saniler. sıkıntılı bir yer.
Yani şeyi bırak, bitki yok abi böyle bir coğrafya. Yani sen bizi kandırma, gözünü seveyim yani. Böyle bir şey ya. Hünatı yok böyle bir şey. Ha bu keskin nişancılar, harbi keskin nişancı ya. Lan iki övmeye gelmiyoruz. Hemen ıskalayın, hemen ıskalayın. İki övmeye gelmiyoruz. Bari sizi bir görelim bakalım iş yaparken. Böyle galibiyetler alınca götüm kalkıyor. Sonra karşımda düzgün bir ordu görünce dayak. Öyle ya, karşı kazanırsın tabi. Hadi bir saldırın hadi. Ben bu köyü yağmalamak için gelmedim buraya. Ben sizinle savaşmak için geldim. Ama sonlandıracağım. Sonuna gelince ilişki düşecekti diye hatırlıyorum. Ama gelmeden sonlandırdım ben de. Ya düşman arıyorum. Savaşacak düşman arıyorum ya. Bu kadar zor olmamalı. Aa. Ya düşman arıyorum ya. Ne düşman arıyorum. Savaşmak istiyorum. Allah Allah. Gel ulan. O kadar da kalabalık gelmeyin ama. O kadar da değil canım. Kim bu tutsakları tutan? Bizim dallama. Aha. Bak ikisiniz, ikiniz bayağı kalabalıktınız. Niye gelmediniz? Bunlar yanına bir kişiyi daha bulup bana saldırır diye kovalıyorum. Çünkü bunda o şey var. Kaçsa kaçar, geri geliyor bilerek. Seni ormandan devam etsek yakalayacağız da. Aha yakaladım lan. Valla bak yakalandı. Nasıl yakalandın lan bu birliğe? Sen ayrı bir resimsin. Türkiye'liler salak deyince sonra kızıyorsunuz. Kimsenin kızmaya hakkı yok. Kimsenin onun hakkında yorum yapmaya hakkı yok. Ben ne diyorsam doğru olan odur abi. Böyledir. Böyle bilinecek bu saatten. Şu adamların rezil rüsva olduğu belli bak. Şurada bana yakalanan adam. Sanlığı bırak. Buna bak, ordu yönetmeyi bırak, buna Pokemon yönettirmeyeceksin. Öyle bir adam. Öyle bir rezil bir adam. Okçunuz 8 tane var. Deri. Deri. Çok güzel bir araziyi bana bıraktı salaklar. Tepeyi bana bıraktı. Oğlum siz niye böyle verirsiniz? Niye böyle bir şeysiniz siz? Tepeyi bana bıraktılar. Tepeyi niye bana bıraktınız lan? Ben bile kendime bu kadar iyi bir ayrıcalık tanımazdım. Yani savaş istesem bu kadar benim için iyi bir alanda gerçekleşmezdi yani. İstesem bu kadarını yapamazdım. Kaldır. Çok geç gönderdim gönderlileri. Gönderlileri geç gönderdim. Ayıp vermeyeceğim umarım. Bir tane verildi. Olur öyle. Birden fazlası olmasın. Beyblade modu. Tabi. Git de daha fazla düşman halinde gel bana ya. Daha kalabalık ordular halinde gelin ya. Rezil bir herifsin. Hiç sevmedim. Hiç saygı duymuyorum. Hayata. Neden geldiğimi biliyorsun. Neden geldiğimi biliyorsun oğlum. Hayırdır lan? Herkes haddini bilsin bak. Şımarıklığa lüzum yok. Şımarıklığa lüzum yok. Burada otorite dertert abimiz var. Kimse haddini aşmasın. Bu adam bizim reisimiz. Bu adam bizim liderimiz. Bu adam bizim başbuğ. Bu adama artistlik yapan önce beni bulur, sonra da kimse yapmaz zaten. Kimse muhtemelen fikir şukul yapmaz yani. Beni bulur. Beni bulur. Kimse bu dert erte kimse artistlik yapmayacak. Bu adam benim kankam. Bu adam
Mücadelelerinde Süvarilere karşı kalkan duvarına verecek. Yo, kalkan duvarına bu veriyor. O zaman hiç düşünmeye gerek yok. Rotea. Kabile flatmançeri lazım canım. Paralı asker olsak daha iyi olurdu. En azından devlet bize para verirdi ya. Ve boşuna amelelik yapıyoruz. Bana hiçbir şey de vermiyorlar. Boşuna bedavadan amelelik yaptırıyorlar bana valla. Güzel. Şimdi canım senin ömür yeteneğin vardı. Rişi sende. Eritme bizde baba. Sende bende bu iş. Hepimizde. Siz eriteceksiniz, kılıçları da ben yapacağım. Görev dağılımı önemli. Ticaret yeteneğine gitmem lazım benim. Kılıçları daha pahalıya satmak için mantıklı bir yol olabilir. Gençler, ben bunları yaparken siz de bütün bunları yaparak Vurtuspor'a destek olabilirsiniz. Evet, siz eriteceksiniz kabile platmançerlerini. Böylelikle cebimize para girecek. Tamam mı canlarım? Güzel. 5'te 3. 5'te 3 kabul edilebilecek bir şey. 5'te 3 iyidir. 5'te 3 güzeldir. Hem bu oran artacak. Daha yetenek sahibi oldukça ben artacak bu oran. Yaptırıyorum. Yetenek fen değil. Sıçmışız batırmışız yani. Hazır gelmişken Amitat ve Zeonika'dan da alayım. Hatta dur, önce Zeonika, oradan Amitat, oradan Epikrotea, oradan tekrar diye toprakları. Böyle bir şey bizim için daha iyi olacaktır. Yon da var. Yenir. Afiyetle yenir abi. Kabile yenir. Yeriz. Hazır gelmişken Poros'a da bir uğrayalım. Eski günleri yad edelim. Eski günleri yad etmek için bir de Poros'a gelir. Bu kadar yakınlaştık. Bir de Poros'a iyilik için yakınındaki sığınağı temizleyelim. Eski günleri yad edeceksin. Poros bir de yani. Poros bizim devletimizin mihenk taşıdır ya. Bak. Bana kabile fırlatmançılığı da veriyor. Fazla vermedi. İdarelik verdi ama işte zor zamanlarında seni kurtarır. Poros böyle bir yerdir. Poros'a yardım için hemen şu sığınağı da temizleyelim. Sancak şövalyelere gidin, hemen halledin gelin oğlum. Gidin halledin gelin, uğraştırmayın, çabuk. Çabuk halledin gelin. Çabuk oğlum. Poros önemlidir. Arada hizmet edeceksin. Benim değil şu an, bana ait değil. Ama yine de hizmet edecek. Sen de sancak şövalyemi nasıl bir soru öldürebilir? Bayıltmadı da öldürdü. Rezil herif. Gömmeyin o adamı. O adam gömülmeyecek. Gel ulan. Kimsin benimle duvarla yakmaya cüret ediyorsun? Hadsiz. Adam olun. Olmak zorundasın. Ne rezil bir herifsin. Bunu gömmeyin onu. Bunu sakın gömmeyin. O elemanı kimse gömmeyecek. Abi. Rezil bir herif o. Yenildiyse orada, öldüyse yapacak bir şey yok. Rezil bir herif. Eritmem, arıtmam. O piti piti yapmış yapsın. Gereksiz bir şey çünkü yani. Yaralı askerlere ödeme yapmamak ne demek? Bu nasıl bir şerefsizliktir ya? O yüzden bunu seçeceğim. Sen adam senin için yaralanıyor ve sen ona para vermiyorsun. Sen yaralısın, bir şey yapmıyorsun diye. Tam benim yapacağım türden bir şerefsizlik. O yüzden onu seçtim. O yüzden seçimimizi doğru yerden yaptık. Önemli. Doğru seçimler yapacaksınız abi. Hazır gelmişken bir de Saneopa'ya uğrayıp oradan Diatma'dan Epikrotea'ya geçmeyelim mi? Erzak demiş oluruz hem.
Savaşmak istiyorum ama düşman yok abi. İşte bizim karşımıza çıkmaya cesaret edemiyorlar. Yani bu kadar bazen bu kadar güçlü olmak istemiyorum. Bizden korkuyorlar bizden. Onlar bizden korkmasın, bize de saldırsın istiyorum ama işte o cesaret sahibi, o erdemli insanlar, kişilikler yok. Bizim mallar ne yapıyor ya, ben çok merak ediyorum. Ordu da yok hiç. Ya kardeşim, bir hobi olarak savaş açtınız. Madem hobinizi yerine getirin. Savaşın. Yani biraz savaşın ya. Nedir ya? Kimse yok. Yıllarla barış yap. Rezil herifler. Üf size. Siz ne yüzsüz heriflersiniz. Aha. Durun Allah aşkına, bir barış yapmayın. Yakınımda 100 kişilik biri gördüm. Ben bunu her zaman göremem. Her zaman görülmez bu. Bu nimet her zaman karşılanılacak bir nimet değil. Karşılaşılacak bir nimet değil. Ya kaçma kaleye be. İşte nimet budur. Gel ulan. Ya saldıracaktım, 1000 kişilik orduyu yok edecektim. Gördünüz, elimden al. Oğlum iyi kurtuldum. Rakamat. Ona göre. İyi kurtuldun ha. Şanslısın. Kendini şanslı say. Ne oldu ya? Dertert abi, o helal. Çok Patanya'ya savaşı ilan etmen çok doğru bir karardı. Saygı duydum. Yılların atı matı da yoktur. Bunlar yürümek dışında yapmayı bildikleri hiçbir şey yok. O yüzden bunları kovalayacağım. Ormanlarda bunların mekan işte. Hızlı gidiyor. Hocam, bakın, bana sahibinden az kullanılmış temiz bir tane şehir veriyorsunuz. Bir şey çözüyoruz. Veron Kalesi'ni kuşatmaya cüret eden kim? Geldim. Geldim beyim. Cüret sahibi arkadaşı tanımak istiyorum. Yakından tanımak istediğim için. Böyle şehirlere saklanacaksanız boş artistlikler yapmayın ha. Tervik saldır, geldim. Yanındayım birader. Birader yanındayım. Tervik aferin oğlum. Çok iyisin. Nedir ya? Ben tecrübe katılır. O şu an değil. Şu an ihtiyacım yok. Aha Kaladok. Oğlum bir de kral olacaksın. Bari sen kaçma lan. İyi örnek ol la adamlarına. Rakip kalabalık. Ya 190 kişisin. Kaçma artık. Ya bu beni kovalıyor. O başka bir şey. Stop there, stranger. Kaybedersem gülerim. Böyle büyük bir cesaretle saldırıp kaybedersek gülerim. O yüzden riske girmeyeyim. Sen niye benden kaçıyorsun ya? Lan adamlar ne? Gönüllü. Gönüllü 39 tane var. Saldırdım da büyük bir cesaretle. Niye saldırdım bilmiyorum. Bizden çok da kalabalık var. Savaşı umarım kaybetmem ya. İstesem çekilebilirim de çekilmek istemiyorum. Orduma sanki bir güven geldi. Bir şey yaptım. Sanki sonsuza kadar girdiğim tüm savaşları kazanacakmış gibi. Böyle bir hissiyat vardır ya. Ben o hissiyat bende var. Sonsuza kadar tüm savaşlarımı kazanacak gibi hissediyorum. Kendimi şu an Yavuz Sultan Selim gibi görüyorum abi. Batanya'yı tek başıma yıkacak gibiyim. Bu yüzden savaştan geri durmayacağız. Savaş bizim savaşımız olacak. Kalabalıksınız. Bari siz saldırın be. Oğlum bunların okçusu yok lan. Oğlum siz batanyasınız lan. Kendinize gelin. Nasıl bir gerizekalılık? Bir sır. Bunu harbiden çözemedim. Sizin niye okçunuz yok lan? Buraya geliyor. Buraya. Buraya. Oğlum harbiden siz batanyasınız lan. Sizin niye okçunuz yok? Oğlum sizin tek vasfınız yürüyüp ok sıkmak değil mi? Başka maharetleriniz de mi var yoksa? Hayır. Dur. Canım dur. Ben saldırmam. Zerre saldırmam. Siz geleceksiniz. Sabaha kadar oklarım. O kalkanların elbet kırılacak ki.
Görüyor musunuz şu okları? Bizim oklarımız bunlar. Sabaha kadar oklarım ben. Zerre umurumda olmaz. Vazgeçtim, umurumda. Bir geri gel. Arkalarını döndürttüm. Nasıl öldünüz lan siz? Bu kadar kayıp vermememiz lazımdı. Oku mu bitti benim? Oha! Mümkün mü böyle bir şey ya? Savaştan girip çıkarsam okum yenilenecek ve düşmanı çok zayiatsız yenebilirim. Ama bu hileye hurdaya girer. Bize de yakışmaz böyle bir şey. Yenileceksek de şerefimize yenilelim. Ben ölmüşüm bu arada. Yenileceksek de şerefimize yenileceğiz. Bu iş böyledir. Gerçekten o kadar keskin nişancının bu kadar az zarar verebilmesine şaşırdım. Çok daha fazla düşmana zarar verebiliyor olmamız lazımdı. Yenilecek gibi olursam kaçarım ya en fazla. Kaldıran benim sonuçta, kaçabilme fırsatım var. Ama sanırım yeneceğiz. Güzel. Hadi oğlum, düşmanın üstesinden gelebilirsiniz ya. Bazen geri çekilmek önemlidir. Bazen önemlidir. Bazen geri çekilirsin. Bazen geri çekileceksin hocam. Şu tarafa kaçarsam kaçamam. Melidir'i takip ediyor. Herif. Bu köye gidiyor. En fazla Varti'nin yanına gidebilirim. Böyle bir yavaştan feda edeceğiz Nogand'ı. Vallahi Nogand'a gidiyor. Lan beni niye tuttunuz oğlum? Nogand'a gidecek. Lan oğlum Nogand'a gidecektiniz lan. Lan Nogand orada lan. Oğlum Nogand orada lan. Lan Nogand lan oğlum. Nogand lan. Orada oğlum. Dövecektiniz ya. Ben nereden şey yaptım ya? Bazen şerefsizlik yapmanız lazım. Bazen orada yeniden çıkıp okunu tazelemen lazım. Bazen onu yapacaksın. Kötü oldu bu. Nogand kardeşim, haberleşiriz seninle. Canını sıkma ya. Böyle şeyler her daim yaşanabilir. Öyle şeyler yaşanılabilecek şeyler Nogand biraderim. Olur öyle. Arada olur. Her yaşanılır. Kardeş arasında olur böyle şeyler. Fazla yüklerden kurtulalım. En büyük ağırlığı kim veriyor bize biliyor musun? Keresteler veriyor. Bak, keresteleri bırakmam. Ahılları bırakabilirim. Tabi bok bırakmıyorum. Beni kim yakalayabilir ki? Bu herif yakalayamaz mesela beni. Güzel. Çok güzel. Bravo. İyi ter attık. Oğlum nasıl olabilir? Benim o kadar keskin nişancım var ya. Her defasında ağlayacağız mı biz ya? Lan Marunat. Siz Nogand'ı esir alarak bizim sakalımızı kestiniz. Ben de sizin periştahınızı seveceğim şimdi. Hadi bakalım. Hadi lan.
Hadi lan. Hadi. Ya. Herkes haddini hududunu bilecek. Böyledir bundan sonra. Kimseye iyi davranılmak yok. Açmayacağım ya. Açmayacağım, sakin. Stratejik bir konum belirleyeceğim kendime ki kafama şey yemeyeyim. Alttan inelim buradan. Çünküler yakınlaşınca ben de katılacağım savaşa. Tüm kuşatma kuleleri nasıl kırılabilir? Ya ben her zaman böyle şanssız olmak zorunda mıyım ya? At dur at! Nereye gidiyorsun lan? Ha dur lan. Oğlum dur. Dur. Bu bahtsızlık ne olacak? Koçbaşı yaşıyor da yaşıyor, koçbaşı yaşıyor, tamam. Koçbaşı yaşıyorsa hiçbir şey bitmemiştir daha. Koçbaşı ayaktaysa daha bu savaş bitmemiştir. Ya iki kuleyi de nasıl kırabilirler ya? Ya bunlar niye başkasına gelmiyor, bana geliyor hep ya. Ben savunma yaparken niye kırmıyoruz? Yapay zeka he? Hadi oğlum. Güveniyorum. İşte bu. İşte bu. Geldim baba yiğitler. Yanınızdayım. Bir ok yemezsem. Burundan geliyorum. Sakin. At çok yavaş. Al oğlum beni içeri. Çekil oğlum karabaş. Şeye mal yok. Her şey kontrolüm altında. Bakayım kelleyi alacağız mı göreceğim. Ulan nereye vuruyorsun baltayı? Rezil herif. Ya ben niye bu kadar kötü oynuyorum, kendime sinirleniyorum ya. Oğlum alt tarafa 6 ay oyun oynamadın ya. Ne olmuş olabilir 6 ay yani? Abicim Bannerlord bisiklet sürmek gibidir. Unutulmaz yani. Unutulmaması gerekir. Bu dengeyi bir kere kurduktan sonrası gelmeli yani. Harunat benim şehrim oldu bu arada. Haberiniz var değil mi? Yoksa da artık oldu. Hadi. Kendini alacağım. Şuradan kendini alacağım falan yeter. Alacaklar kellemi de şimdi göreceğin, okuyup duruyoruz. Harbiden aldık bu arada kellelerini. Araya aldık. Giro karan böyle X-Kral TR. Gel kardeşim şuraya. Oğlum bana blok blok yapamazsınız ha. Böyle bir cesaret sizde olamaz. Hayırdır lan? Hangi çılgın bize zincir vuracakmış, şaşarız kardeşim. Kimsiniz lan benim meydanda tokatlayacaktınız? Nogand'ı verdim size bak. Maronot'u aldık. Bence güzel takas. Zaten bir boka yaramıyordu. Nogand da bir boka yaramıyordu. İyi takas. Gönder baba içeri çocukları. Büyük yardımlarım oldu. Teşekkür ama ihtiyaç yok. Ben bunu vatanımız, milletimiz, Devleti Aliye'yi Vilandia'yı ye için yapıyorum. Senin teşekkür etmesine gerek yok. Vilandia için savaşmamdan dolayı kimsenin teşekkür etmesine gerek yoktur. Yok. Bu işi Vilandia için yapıyoruz. İşte bu. İşte kudret. Ben burayı kaybedeceğim bu arada. Herkes biliyor değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz ya. Bilmiyorsanız yazıklar olsun. Bu şehir kaybedilecek bir kere yani. Ben burayı nasıl savunayım? Kaybedilecek bir kere. Ama ölümüne savaşacağız. Waiting, all of template falan filan yok. Only şey de yok. Al. Ya da hayır. Elit birlikler değil. At al. Sever. Bir daha save al. Ayarlarını bir kere çaktıktan sonra bir daha çakmam gerek kalmayacak. Select all. Bitir baba.
Country. Getir baba. Havaları. Yanlış oldu. Şimdi. Festival yap. Milis. Milis. Milis aynen. Bu da festival. Şu an zaten inşaat yaptığı için hiçbir türlü bir şeye yaramayacak. Şimdi hapisten adam alacaksın. Onlar en önemli kaynağımız olacak şu anki dönemde. Başka da bir bok yapamıyorum. Burada bekleyeceğiz. Burayı kuşatmamaları için bekleyeceğiz. Olabildiğince buranın kendine gelmesi için çabalayacağız. Veron kalesi kuşatılıyormuş. Umurumda mı? Değil. Benim klan 3 seviye oldu mu ya? 3 seviye olsa savaşlarda rahatlarız en azından kalabalıklık açısından da. Şu anda henüz o şeyler değiliz. Batanya toprağı olması çok iyi oldu burası. Fiyan toplayabileceğim anlamına geliyor bu. Rahatlıkla fiyan kaplarım buraya. Eğitirin. Ver abi, para lazımdı zaten. Güzel. Devam. Tamam şu anda buradan ya. Bizimkiler burada kol geziyor ama yine de benim yokluğumda buraya alsınlar istemiyorum. En azından sonuna kadar savaşacağım burası için. İçeriye biraz daha bir şeyler bırakın. Olmazsa güzel olur. Fena değil. Var mı asker? Oğlum bırakın da buranın askerlerini bari ben alayım. Yoldan geçerken şey yapmayın. Zaten zarar gördüm daha yeni. Daha yeni zortlattılar bizi. Bir kardeş ne durumda? Logant artık kardeşim, sen gel buraya. Şeyi çözeceğiz. Senin zırh işini falan çözeceğiz. Herkesin zırh işini yakında çözeceğiz. En azından bir sonraki bölümde garanti çözeceğiz. Bu bölümde çözemesek bile. Vartin'in savaşına da katılayım ben. Remtoil'i de bana versinler. Double olalım. Double olalım. Bak. Remtoil de benim olursa burada çok güzel şeyler başarırız biz. Söyleyeyim. Çift oluruz. Birbirine destekler onlar. Hemen ilerleyin baba. Koçbaşı kırılmazsa alırız kaleyi. Ya koçbaşına nasıl bu kadar isabet ettiriyoruz? Ya... Buraya gitti hemen ya. Yenildik, farkında mısınız? Böyle bir şey mümkün mü ya? Adamlar mancınıklarla yok etti bizi ya. Mümkün mü böyle bir şey ya? Oğlum bu nasıl bir şeydir? Rodoklu musunuz siz birader? Abi daha kaleye ulaşamadan tüm adamları kaybettik ya. Kaleye ulaşamadan her şeyi kaybettik ya. Mümkün mü böyle bir şey ya? Dat. Kaleye ulaşamadım. Daha kaleye ulaşamadık ya. Surlara, burçlara gelemeden yok olduk. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İnanılmayacak kadar tuhaf. Adam topla. Fiyi askerler toplayacağım yakında. Fiyan toplayacağız. Tam muhafızı gideceğim, getireceğim buraya. Yeni metayı çözeceğiz abi. Yeni metayı yakında çözeceğiz. Yenilmez ordumuz olacak yakında. Çözeceğiz bu iş. Olur be abla. Vallahi güzel olur. Vallahi iyi olur. Ben de rahatlarım hem de. Çok iyi oldu bu savaşın halledilmesi benim açımdan. En azından demircilik yapmaya fırsatım olacak artık. Şimdi şunlardan fiyanları toplayayım. Aslında demirciliği. Ya ne kadar adam toplamışsınız ya. Toplamayın ya. Ben toplayayım, bırak ya. Müdür kardeşim, bu aster şeye bağlıydı, kaleye bağlıydı. Oraya al. Omsuza kadar toplayın, tamam. Her şeyi siz alın ya. Biz almayalım. Biz burada gariban bekleyelim. Ulan zaten 2-3 asker alacağız diye götümüz çıkıyor şurada. Şimdi Marunat. Hazır barıştayken asıl ayarımızı çekelim. Şimdi
Ve şunun nereden yapıyorduk ya? Harrison. Training, heh. Template Manager'dan şunu her şey yapıyorsun. Cat Drops. Archer. Select All. Mevcutunu at. At abi bunları. At ulan, at lan. Sadece süvariler kaldı galiba. Atsana ulan. Bunu çakmadığım sürece olmayacaktı. Sadece template'e uygun toplayacaksın. Dur. Önce template oluşturalım. Ne var bizim elimizde? Acı gönüllüler var. Bunları ileride atarım. Bunlar eğitilmeyecek çünkü. Okçu. Batanya. Asil Batanya genci. Yan kahraman. Yan buraya. Buraya sıralamasını da düzgün yapalım. Sadece buna göre ayarlayacaksın. Template'e uygun otomatik oluştur. At alma. Atla alakalı bir durum değil. Peki, tamam. Her şey şu anda hazır. Şu an paso şey topluyor olması lazım. Fiyan yetiştiriyor olması lazım. Şimdi mevcut vaziyetteki fiyan sayımıza bir bakalım. Şu anda çok fazla savaş olmayacak zaten. Bunları da geliştireyim ya. At abi. Al alabildiğini. Bunları da şey yapma yani. Yerine gönüllü atsana. Bunları da ben bir eğiteyim. Ondan sonra silah üretelim. Bunlara da ihtiyaç olacak çünkü yani. Orman koşu. Neydi hangisi bunların? Yeminli yapacağız çünkü. Yabani mi daha iyiydi? Yabani'nin elinde de kalkan var. Bunu yapacağız. Bu daha iyiydi. Tamam. Piyadeye de ihtiyacımız olacak. Orakçı değil, yabani. Güzel. Atlı olmayacak. Para gidiyor ya. Milli servet kaybediliyor. Bana çok daha yüksek demircilik yeteneği lazım. Daha yüksek lazım. Şimdi. Seviye. Yok lan fiyan. Bir tane. Şeyden hiç yok. Bundan bir tane var. Olacak. Toplanacak. Rahat olun. Güvenin bize. Halledeceğiz. Full fiyan ordusu kursam ne olur abi? Eskiden mesela ben fiyan ordusu kurmayı çok seviyordum diye hatırlıyorum. Yani yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ben sadece fiyan ordusuyla bile tüm orduları deviriyorum diye hatırlıyorum ya. Yanlar çok güçlüydü. Ama yorumlara siz nerf 7 yazmışsınız. Oldu. Binicilik kazandın. Ne ara kazandın lan 100 biniciliği? Takate ihtiyacın yok. Alda bayağı bir şey kazanmış. 50 yeteneğin güzel olacak senin. Paso savaşçı olacaksın ya. Güzel dayanıklılık. Ya da ne verelim? Seni Shield Maiden yapacağız. Yok.
O yeteneği sen vermeyeceksin toplasan da zaten. Kılıç yapabilirim. Ömür. Ver abi. Hayır, yanlış elemanla yapıyordum. Bunları düzgün kullanmamız lazım. Arkadaşın da kömür yeteneği var. Diğerleri eritecek. Bütün savaşlar kazanmayı özledim ya. Lewis Hamilton gibiyim abi. Kazanmayı artık hatırlamıyorum. Kazanmanın ne demek olduğunu artık hatırlamıyorum. Sürekli kaybediyoruz. Kazandığımız savaşlar da öyle destansı savaşlar değil. Eskiden biz ne destansı savaşlar kazanırdık ya. Düşman bizim 3 katımız olurdu. Kazanırdık. Zerre korkmazdık. Hiç çekinmezdik. Saldırırdık. Saldırmaya devam ederdik. Çekinmezdik düşman. Lan o günleri özlüyorum. Kazanmayı unuttuk ya. İyi. Adam kazanmayı unutur mu? Kazanmayı unuttuk abi. Kazanamıyoruz. Bunu yenemiyoruz. Yensek bile 3 bela. Dengemizlerle ancak. Yani ben şunu kazanma demiyorum. Benim için bu kazanma değildir. Rakibim benimle aynı sayıdaysa ve ben onu yendiysem bu bir galibiyet değil. Bu olması gereken bir şey. Benim 1,5-2 katım, en aşağı 1,5 katım olması lazım. Bir ben onu yendiğimde de çok az kayıpla yenmiş olayım ki bu kazanmak olsun. Diğerleri kazanmak değildir. Diğerleri olması gereken. Anladın mı? Olması gereken zaten o. Onu yapacaksın yani. Sen yapmak zorundasın. Ama diğerleri sıkıntı. Kazanamıyoruz abi. Net. Söylüyorum, kazanamıyoruz. Ben de ister miyim? Bak isterim ama olmuyor. Kazanamıyorum. Birliklere henüz daha alışamadık. At abi. Öyle bir ordu kuracağım ki. Bak. Kalabalıklık lazım biraz bize ama idareten kalabalıklık. Şeyde Reds'e kamerayı da aldık. 300 kişi olsak 5 diyorum. 3 seviye olduğumuzda olur muyuz? Olamayız. 150 oluruz. 150 tane Kaan muhafızında hangi ordu yenir? Düşünüyorum. Nerf yemiş olsa bile Kaan muhafızı Kaan muhafızdır abi ve bizim o kullandıklarımızda sizin yorumlarınızdan da gördüm. Zaten ben de farkındaydım. Kaan muhafızı değildi ki onlar. Onların çoğu daha henüz Kaan muhafızı seviyesine ulaşamamıştı. O yüzden zorluk yaşıyorduk. Bence bir Kaan muhafızı ordusu kursak iyi olabilir. Fiyanı da kurabiliriz. Bunlarla alakalı fikirlerinizi bekliyorum yorumlara. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.